Evet, tekrardan merhabalar. Kaldığımız yerden yine devam ediyoruz. Biraz geç aslında videoyu hazırladım. Bilmiyorum, herhalde seçimden dolayı biraz kafa çok iyi olmuyor. Biraz da oyun oynuyorum. Neyse, kaldığımız yer şuydu. Problem hatırlayan vardır. Şimdi ben niyetim şu. Seçili olan sınıf veyahut eğer öğretmen sayfasındaysam seçili olan öğretmenin yanında isminin yanında çarpı olmasın. Çünkü ben şu anda bu öğretmene aktivite ekliyorum. Dolayısıyla bunu çıkarmam mantıklı değil. O bakımdan mesela öğretmen sayfasında öğretmenin seçili olmaması normal. Ama sallıyorum, mesela öğretmen sayfasından sınıf sayfasına geçiyorum. Hala burada sınıf, tamam, sınıfın burada çarpı olmaması normal. Ama öğretmeninkisinde olması gerekiyor. Çünkü artık bu sınıfa başka öğretmenler de ders verebilir. Belki başka bir öğretmenin dersini seçeceğim ben. Ya da başka bir öğretmene ders vereceğim. Böyle bir problem vardı. Tabii ben bunu düzeltmek için şurada neredeydi? Connection kısmında işte bu bilgiler geldiği zaman ya da sayfa değiştiği zaman şu change resource olması lazımdı ya. Nerede? Change timetable. Burada olması lazımdı ya. Bu, tamam. Şurada. Mesela ben diyorum ki işte öğretmenlerini, aktivitenin sınıflarını sil gibisinden Change Act Classes demişiz. Burada da birkaç değişiklik yapmışız. Burada da seçili olan öğretmeni none yapmışız ya da sınıfı none yapmışız. Ondan sonra öğretmenlere ait, aktiviteye ait öğretmen veya sınıf varsa seçili, onları da sil demişiz. Şimdi burada tamam, sinyali alması gerekir diye düşünüyorum ama sinyal mantığını tekrar hatırlayacak olursak. Şimdi burası bakın, aktiviteye ait sınıflar, tamam, normal. Burada da sinyal varmış gibi, aslında ben sinyali yapmışım. Fakat yanlış olan şey şu. Sinyal selected class tanımlamışız biz. Selected class nerede? Selected filtered selected class, class içerisinde olması lazım. Şurada. Şimdi bu bir mutable. Ben de şunu söylemiştim. Mutable bir değerimiz var ya, varsa bir fonksiyonumuz varsa mantığı şudur. Eğer bu fonksiyondan sonra siz sinyal ya da signal batch clone gibi bir şey çağırırsanız ya da öyle bir fonksiyon kullanmışsanız bir yerde, bu kendisine bağlı olan bütün sinyaller bir değişiklik olursa çağrılacak. Mantığı bu. Sinyal mantığı bu. Bunu işte son zamanlarda mesela frontend konusuna bakan var mıdır bilmiyorum. Bütün işte JavaScript frameworkleri mesela bunu kullanır. İşte sinyal kullanıyoruz, sinyal kullanıyoruz, sinyal kullanıyoruz. Aslında aynı mantık. Ben de ama dikkat ederseniz şimdi selected class değiştiğinde selected class'ın sinyalleri çalışır. Fakat ben burada selected class'ı sinyal olarak çağırmamışım. Haliyle sınıf değişmesine rağmen buradaki sinyal değişmiyor. O yüzden sağlıklı da çalışmıyor. Şimdi ben bunu biraz değiştirmem lazım. Şurayı kopyalıyorum. Burayı pek anlatmadım ama şimdi biz burada buton falan bir sürü element kullanıyoruz ya. Aslında hepsi şu yapıdan türetilmiş. Yani hepsi buna bağlı aslında. Dikkat ederseniz DOM elementse ait bir yapı bu. İşte buton da buna bağlı olabiliyor. Daha doğrusu işte into raw dediğimiz zaman raw HTML'e dönüştürüyor. Çünkü biz aslında temel olarak HTML'e çeviriyoruz diyebilirsiniz, diye ele alabilirsiniz. Bu da WebCSS diye bir kütüphanemiz var. Bu bizim DOM elementlerimizi HTML üzerinden değişiklikler yapabilmemizi, JavaScript aracılığıyla web sayfasındaki işte HTML kodlarını değiştiriyormuşuz gibi düşünün. Ben ise o kadar detayına inmeyeceğim, yani bunun nasıl çalıştığını. HTML'i biz buradan değiştiriyoruz. Raw HTML
Kullanmamın sebebi şu, ben Pont Elson denilen bir tane kütüphane var. Onun sayesinde işte mesela bu çarpı muhabbetleri gösterebilirsem bakalım. 6A'yı meslekleyelim. Şu çarpı aslında bir simge, SVG dosyası aslında. Mesela hani kullanıcılar giriş yaptığı zaman bir tane kullanıcı simgesi falan görünür ya. Onlar Font Awesome sayesinde yapılır. Bu da bir CSS kütüphanesi. CSS kütüphanesinde de class tanımlamak gerekiyor. CSS class tanımlamak gerekiyor. Ben bunun için işte raw HTML'in özelliklerinden faydalanıyorum. Burada bu özellik var. Mesela butonda bu ATTR yani attributes metodu yok. Fakat attributes yapacaksam işte şununla kullanabiliyorum. Class'ı ne olsun? Solid fa x mark çarpı işareti olsun. İşte buraya tıklandığında şu olsun demiş oluyorum. O yüzden burayı bir kaldıralım önce. Burayı siliyorum. Burası çarpının geldiği yer ama sinyale göre gelecek. Selected class signal cloned. Bu bir options mutable olduğu için map sum. Yani eğer bir sınıf seçili ise biz de buna C diyelim yani sınıf diyelim. Geldik buraya. Şimdi ben diyorum ki eğer if C ID eşittir tabii buna C2 diyelim pardon. C ID eşittir C2'nin ID'si ise yani seçili olan sınıf bu sınıf ise ne olsun? Farklı ise sadece diyeceğim ama burada şimdi bana ne diyecek? Diyecek ki sen if için bir şey çağırdın ama else durumunda hangisi geri dönecek? Dolayısıyla ben şimdi burada tekrar bir mutable yapacağım. Şöyle. Bir mutable yaparsam ona göre gelecek. Mutable çalışır mı acaba? Çalışır. New. Bu new mesela ben buraya true veya false diyebilirim. Dolayısıyla true veya false şuradan gelsin. CID eşittir C2 ID ya da farklı. Heh, tamam. Evet. Yani bu seçilen sınıf ise seçili olan sınıf ise bu bir sinyal. Mutable olduğu için ben sinyali çağırabiliyorum ve diyorum ki map bu defa boolean bir işlem türü olduğundan dolayı boolean bir mutable kullandığından dolayı eğer true değilse daha doğrusu false ise ne yapsın? Şunu yapsın. Gelsin şunu eklesin. Dolayısıyla burada selected class değişeceğinden dolayı aha, tabii item signal map false bu ne? Tahmin ettiğim şeyi gene söyledi. Yani false veya true olma durumunda ne olacak onu tam olarak belirtemiyoruz. Bu biraz problem olmuş. Yani else durumunda ne olacak? Else durumunda aynısını mı yapsak acaba? Pardon. Yani false olduğunda çarpıyı göster. Olmadığında ne olsun? Tablet'e bakabilirim acaba.
Hop. Ne ya? Signals. Hatayı anlamaya çalışıyorum. Acaba gerçekten benim tahmin ettiğim hata mı, yoksa başka bir sebep var mı diye bakıyorum. Olmaması lazım mı? Ulan map bul diyelim. Map bulda iki durum içinde bizden bilgi isteyecek. Şöyle. Şu birinci durum. Bu ikinci kroş. Yani true olma durumu. İkisinden biri. Bu mesela ilki. Bakalım ilki neymiş? İlki true durumunda. İkincisi false durumunda. Evet. Şimdi ben true olduğu zaman, yani eşit olduğu zaman şuraları iptal ediyor. Sadece bir row eklesin. Başka hiçbir şey eklemesin. Ya da item signal. Item signal 5 mi istiyor? Yo. Item signal. Napsam istemiyorum ya. Napsam'ı ben sürekli kullandım. Benim sinirimi bozmaya başladı. Şöyle biraz daha şuraları bir kopyalayacağım ben. Tamam. Butonu ekleyelim. New label çarpı. Bakalım ne diyecek. Bakalım, hata vermiyor. Çalışıyor demek. O zaman bizden istediği şey ne? Az öncekileri yaptığım zaman. Ha. Şimdi anladım, mevzu bunların hiçbiri değilmiş. Direkt if kullanarak yapacağız. Şimdi anladım. Şöyle. Item signal diyor ki bana bir tane element direkt gönder. Ben ne göndermişim? Mutable göndermişim. Aslında hiç konuyla alakası olmayan bir şey göndermişim gibi görüyor. İşin doğrusu. O yüzden. O halde şuraları kaldır. Geliyorum. If C2 eşittir C1 I, pardon, C ID, C2 ID eşittir C1 ID ise şunu alsın. Evet. Ana, az önce tam istediğim şeyi yaptım ama nasıl yaptım anlamadım ha. Evet, burası da mesela S için olacak. Şurayı siliyoruz. Else şu. Tabi burada move kullanıyoruz. Burada C'yi kullandığımız için, C'yi closure'ın içerisine attığımız için bana sahipliğini ver. Çünkü ben sahipliği alan bir closure'ı, onun sahipliğini bana vermezse ben onu kullanamam. Çünkü bu move kelimesi closure için ben sahipliği aldım anlamında bir teminat oluyor. Şimdi bakalım. Çalıştıralım. Sınıfı seçtik.
Seçili değil. Doğru. Seçili olmasın. Seçili olmasın. Seçili olmasın. Ama dikkat ederseniz aslında oraya Rab HTML iyi yazdığımız için şurada biraz boşluk bırakmış. Ama bir şey görünmüyor. Sıkıntı yok. Geldim buraya. Öğretmeni seçtim. Ya. Hala çarpı yok. Selected class çarpı olması lazım. Yeni olmuş. İyi olmadı. Eğer aynıysa iyi yap. Değilse çarpı işareti koy. Tıklandığında şunu yap. 5 A. Aa, burada payı hiçbirinde görünmüyor. Ben bir yerde yanlışlık mı yaptım? Map sum. Seçili bir sınıf var ise. Ama biz tabloyu değiştirdikten sonra seçili bir sınıf yok. Doğru ya. Seçili bir sınıf var ise ve eşittir ise çarpı gelecek ama seçili sınıf şu anda olmadığından dolayı doğru ya. Map none içinde bir şeyler olması lazım. Options. Options tabii iki tane bu defa isteyecek. Birincisi bir şey var ise, ikincisi bir şey yok ise için. Burası bir şey yok ise kısmı, bir şey yok ise şu. Biraz uzun oldu ama. Pardon. Şunu kaldır. Pardon, şunu kaldırıyoruz. Burası kalıyor. Yok. Bu if else'nin bu tamam. Biraz daha dikkatli bakalım. Bir tane diyor. Ben bir yıl o zaman yanlışlık yapmışım. Evet. Birinci closure, ikinci closure. Yine bunu istiyor. Şimdi muhtemelen tabii kötü bir yazı şekli oldu. 7A tamam. Alt 5B yapsak tamam. Şimdi öğretmenlere geldik. Seçtik. Bakın bu defa sınıfların hepsi çarpıyla. Aa, class nerede? Class yok burada. Bu niye gitti ya? Gitmemesi lazımdı. Bu niye gitti ya? Item. Tamam, map false. Classes ile signal. Bakalım.
Sesle signal. Bilen, ha, şu. Klasikle başka nerede var? Set true. Sadece çarpıya basıldığı zaman klasikleri çalıştırmışız. O halde bunu nasıl değiştireceğiz? Push clones. Burada mesela aktiviteyi eklemek. Sınıfı eklediğimizde eğer gelirse iki tane sınıf eklenirse true yap. True yaptığımız zaman o kutucuk gidiyor. Peki o zaman biz ne zaman sıfır olduğunda çarpıya basıldığında neresiydi? Şurası. Şöyle. Çarpıya basıldığında classes len signal set false dedik. Tabi bu closure olduğu için iki tane komut kullandığımızda şu ikisini şöyle alalım. Yes. Şöyle. Aynı şey burada da olacak. Aslında bunların hepsini tek bir tane fonksiyonun içerisine almak daha güzel olur. Şunu da silelim. Boşuna çok fazla komut yazmışız burada. Ama tekrar çalıştıralım. Çalış. 8. A. Tabii limitations'lar gelmediği için hata veriyor. Şimdi 7B 7B. Evet, şimdi öğretmenlere geldik. 7A kaldıralım. Kutucuk hale var. Yani başka sınıflar seçilebilir duruma geldi. Burası tamam. Aktivite ekleme kısmı da sallıyorum. 5 5 B sınıfına bir tane lectures ne olsun? Bilgisayar yok. Matematik var zaten şu anda. Total hour 2 olsun. Ekle diyelim. Bakın matematik eklendi ama burası bu görüntünün gidiyor geliyor olması hoş değil aslında. Buraya bir tane buton daha koyacağım. Bu butonu koyduktan sonra gizlemek daha efektif olabilir. Ama şimdilik bu kısım oldu. Bunun aynısını alıyoruz. Öğretmen içinde yapacağız. Niye bu böyle? Yes. Yes. Ha, tamam. Tam istediğim şey buymuş ya. Ben o kadar bunu daha önce çalışmıyordu. Tahmin ettiğim şey buydu ama daha önce çalışmıyordu açıkçası. Şöyle. Hepsini. Yok. Backspace olunca sıkıntı. Neyse bunun aynısını alalım öğretmene de ekleyelim kısaca. Neresi? Şuradan itibaren. Şunun olduğu yeri alacağız. Şurasıymış. Tamam.
Şöyle. Ha, şurası. Tabii bu defa teachers için değiştireceğiz. Selected teacher. T2 TID T2 ID sonra teachers teachers and signal add classes but retain T2 sonra burada da yine teachers yine T2 T2 yaptık. Oops. Burada Selected Teachers sadece ID saklıyor. Class'ta durum biraz değişiyor. İkisi o yüzden farklı. Burası da aynı şekilde Teachers olacak. Yine buradaki ID fazlalık oldu. Ha, yoksa ID var. Burada tamam sıkıntı yokmuş. Teachers. Yes. Burası da oldu. Sanırım mesela şimdi burada mesela çarpı var ya, sınıflara gittiğim zaman burada bu öğretmenin hala çarpısı yoktu ama sınıf sayfasına gittiğimde bu öğretmenin yanında çarpı işaretinin olması icap ediyor. Bir bakalım. Gelelim öğretmenlere. Öğretmeni seçtik. Bakın burada öğretmen seçildi. Çarpı yok. Sınıflara geldim. Bakıyorum. Öğretmene artık çarpı var. Burası da var. Burası da var. Tamam. Herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi geriye ne kaldı onu söyleyelim. Tabi biraz burada kötü aslında. Şu gizleme kısımları kötü. Onu bir daha sonra yapacağım. Ben buraya mesela bir ilk 5 tane öğretmeni göstersin ya da 10 tane öğretmeni göstersin. Yerlerini görmek istiyorsa buraya tıklasın. Ve burada bir tane buton olsun, gizle veyahut göster gibisinden görünemeyiz. Aynı şey burada da geçerli. Yani aktiviteyi gizlemek isteyebilir. Gizleme butonu ayrı, ekleme butonu ayrı olsun istiyorum. Daha doğrusu daha efektif olur. Tabii biraz ince detaylar daha var. Mesela ben dediğim gibi grafikte o kadar iyi değilim tasarımda. Şuralar mesela biraz aşağı inmesi lazım. Yazıların düzgün bir şekilde dizayn edilmesi lazım falan filan. Ama onlar benim için her zaman diyorum yani görsellik daha sonra bir grafiker olur da karşımıza çıkarsa onunla beraber yapmayı düşünüyorum. Kendim o kadar amcam bir görsellik beceremiyorum yani. Aktiviteleri de bir sonrakinde aktiviteleri yapacağız. O da şöyle. Burada mesela öğretmenin sayfasında olduğumuz için dersin ne olduğu ve sınıfı önem arz ediyor. Hemen altında. Hemen altında sınıfı yazacak. Hemen onun da altında saat bilgisi olacak. Mesela burada matematik kaç saat? Buradaki matematik kaç saat? Buradaki matematik kaç saat? Bilmiyorum. Bunu bilmek güzel olur. Görmek açısından iyidir yani. Bunları ekleyeceğiz. Bu tabii kolay bir şey. Bunu yapmak zor değil. Dersi silmek bu da önemliydi. Sil geçsin gibisinden ama dediğim gibi orada mesela silerken bir tane kutucuk herkes bekliyor ama ben o kutucuklardan aslında haz etmiyorum. Çünkü ekranda hani onu daha çok işte alışveriş yerlerinde ya da sitede sizi tutmak isteyenler böyle büyükçe bir ekran çıkarır. Evet mi hayır mı diye. Yahu evet mi hayır mı için bu kadar ekran işgal etmeye gerek yok, sevmiyorum. Ama bu da çok iyi değil. Bunu nasıl yapacağız? Bunu da mesela burada taşı dediğim zaman mesela bu dersi alacağız, şuraya yerleştir diyeceğiz, değil mi? Amacım o. Taşının anlamı o. Ben bu taşıyı kaldıracağım. Sile tıkladığı zaman evet ya da hayır seçenekleri gelecek. Taşı olayını ise drag and drop, yani bu nesne taşınabilir olacak. Ben bunu basılı tutup çekip buradaki bir sınıfa saate bıraktığım zaman şuraya yerleşecek. Tabii burasını da biraz düzenlemek gerekiyor.
Hala oralara gelmedik. Neyse, bugünlük dersimiz bu kadar. Daha sonra tekrar görüşürüz. İyi günler.